Pamukkale Üniversitesi Rehber ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Devlet Lisesi'nde şu anda fiili olarak psikolojik danışman olarak görevliyim. 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu sene mezun olacak, 12'den olacak nesli birazcık şanssız olarak görüyorum. Çünkü herkes online eğitime erişemedi. Yüz yüze eğitimde şu var, yani çocuğun gözünden bile anlamadığın konuyu anlayıp öğretmen tekrar edebiliyor. Bir mesleği en iyi o meslekte çalışan kişiden öğrenirsin. Avantajlarını ve dezavantajlarını. Meslek elemanlarını okula da davet ediyoruz, bireysel olarak da yönlendiriyoruz. Meslekleri bu şekilde tanıtıyoruz. En çok karşılaştığım bir iletişim problemi, aile içerisinde ve arkadaşlarıyla kendini iyi ifade edeme. İkincisi de bizim öğrencilerimiz ya Türkiye toplumunda daha çok çocuklarda özgüven eksikliği var. Türkiye toplumunda emeklilik yaşı 65. Ve fiili olarak en az 40 yıl boyunca bu mesleği yapacaklar. Ben bütün öğrencilerime onu söylüyorum. Her sabah kalktığında işe gitmemek için bir bahane bulmaya çalışıyorsan ve sevmeden yapmaya çalışıyorsan o 40 yıllık süre geçmez. 120 soru var, 135 dakika, YKS genellikle bilgiyi ne kadar sürede kullandığınla ilgili bir sınav. Bu hayatlarının bir sınavı değil. Tek çıkış kapısı da 2021 YKS değil. Bunun bilincinde olsunlar ve ona göre sınava girsinler. 2 milyonu aşkın öğrenci üniversite sınavına girecek ve mesleklerine karar verecek. Bu son düzlükte konuğumuz var. Kim konuğumuz? Tuğba Sağlam Küçük, rehber öğretmen ve psikolojik danışman. Kendisine hemen dönüyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Sizi tanımayan ekran başındaki öğrencilerimiz için, izleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz? İsmim Tuğba Sağlam Küçük. Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Devlet Lisesi'nde şu anda fiili olarak psikolojik danışman olarak görevliyim. 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. 10 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. Şimdi çok kısa bir süre kaldı, 48 saat gibi bir süre kaldı. Evet. Öğrenciler sınava girecek, kaygıları var, heyecanları var. Bununla baş etme yolları arıyorlar. Peki, üniversite sınavı öğrenciler için ne ifade ediyor? Üniversite sınavı öğrenciler için sanki bütün hayatları bu sınavın sonucunda belirleniyormuş gibi hissediyorlar. Yani birazcık da ölüm kalım sınavı olarak giriyorlar bu sınava. Tamam ki geleceklerini şekillendiren bir sınav. Ancak çoğu öğrenci benim tek bir sınav hakkım var. Seneye bu sınava girmeyeceğim. Bu sene bir üniversiteye gittim. Benim okulumdaki genellikle öğrenciler bu profilde. O yüzden sınava aşırı bir anlam yükleme derdindeler. Anlam yüklüyorlar. Bu son sınavım. Bu sınava girdim, kazandım diyorlar. Peki bunun tabii birçok sebebi olabiliyor. Hani dershaneye gidecekler olan tekrar bir külfet ailelerine. Hayalleri var. Yaşlarım geçiyor. Bir yere gidip işte bir meslek sahibi olayım derdindeler. Hani erkenden. Çünkü milyonlarca üniversite mezunu işsiz evet, gezerken bunlar birçok sebep. Şanssızlar biraz da. Neden diyeceksiniz? Çünkü pandemiye denk geldiler. Kesinlikle. Ve sınava çalışma koşulları değişti. Peki online eğitim çocukların geleceğini nasıl etkiledi? Bu son sınava girdiklerinde neler olacak? Ya ben bu nesli, bu sene mezun olacak, 12'den olacak nesli birazcık şanssız olarak görüyorum. Çünkü herkes online eğitime erişemedi. Tableti olmayan, cep telefonu, bilgisayarı olmayan, interneti olmayan öğrenciler vardı. Yüz yüze eğitim bir başladı, bir ara verildi, tekrar online'a geçirdi. Her öğrencimiz dershaneye gitme imkanı yok. Her öğrenci özel ders veya takviye bir kurs alma imkanı yok. O yüzden herkes yine aynı sınava giriyorlar. Ve bu yüzden çocuklar arasında bir eşitsizliğin olduğunu düşünüyorum. Online eğitime katılan öğrenci sayımız çok az. Ve yüz yüze eğitimde şu var, yani çocuğun gözünden bile anlamadığın konuyu anlayıp öğretmen tekrar edebiliyor. Çocuk uyuma diye bir şey yok. Yani yatayım da ben uyuyayım deme şeyi yok. Ancak online eğitimde çocuk kamerayı kapatıyor, yatıyor. Sadece fiili olarak orada görünmek
durumunda olan öğrenciler de var. O yüzden ben bu seneki 12'leri birazcık şanssız olarak görüyorum. Şanssız olarak görüyorsunuz. Şimdi öğrencilere bir rehberlik yapıyorsunuz. Rehber öğretmen olarak görev alıyorsunuz. Peki siz rehberlik yaparken mesleklerini de seçmelerine yardımcı oluyorsunuz. Ne tür konularda yardımcı oluyorsunuz kendilerine? Genellikle senenin başında bir verimli ders çalışma nasıl çalışmaları gerektiğini ve YKS sürecinin nasıl olduğunu üniversite sistemine tanıtıyoruz. Ve yıl içerisinde direyen öğrencilere bireysel ders çalışma programı hazırlıyoruz. Çünkü her öğrencinin anladığı saat farklı, uyuduğu saat farklı, yaptığı aktiviteler farklı. Daha sonra bunları takip ediyoruz. Ve öğrencilere şunu soruyoruz ya birebir görüşmelerde, sen ne mesleği istiyorsun? Aklında iki tane, üç tane meslek olan öğrencilerle o meslekler üzerine konuşuyoruz. Ve benim her zaman söylediğim şey, bir mesleği en iyi o meslekte çalışan kişiden öğrenirsin. Avantajlarını ve dezavantajlarını. Örnek veriyorum, polis olmak istiyorsan bir polise koyulmuş. İtfaiyeci olmak istiyorsan itfaiyeye yönlendiriyorum. Git orada konuş. Giriş koşulları nasıl? Hı hı. Ne kadar ücret alıyorlar? Çalışma şartları nasıl? O yüzden meslek elemanlarını okula da davet ediyoruz. Bireysel olarak da yönlendiriyoruz. Hı hı. Meslekleri bu şekilde tanıtıyoruz. Mesleki rehberlik yaparken yerinde kişilerle sohbet edip, evet, onlardan öğrensin istiyorsunuz. Peki şimdi 12. sınıflar, yani liseye geçtikten sonra bir ergenlik süreci başlıyor. Ergen problemleri oluyor. Hani size bu mesleği seçerken hani ders çalışma koşulları dışında mesleklerini seçmeleri dışında ne tür problemlerle geliyorlar? Ya benim en çok karşılaştığım bir iletişim problemi. Aile içerisinde ve arkadaşlarıyla kendini iyi ifade edeme. İkincisi de bizim öğrencilerimiz, ya Türkiye toplumunda daha çok çocuklarda özgüven eksikliği var. Ben bunu yapamam. Örnek veriyorum, hocam ben matematikte 10 net dahi çıkartamam. Ben o bölümü kazanamam deyip kendilerinin önüne bir engel koyuyorlar. Ve biz bunları aşmak için çocuklarla çalışmalar yapıyoruz, hı hı, daha çok. YKS'ye girecekler bu hafta sonu. Çok da az bir süre kaldı. Evet. YKS öncesinde neler yapmalılar, sonrasında neler yapmalılar? Cumartesi günü biliyorsunuz ilk oturum TYT sınavına girecekler. Ortalama 2 milyon 600 kişi giriyor bu sınava. Son gün özellikle kendilerini motive edecek aktivitelerde bulunsunlar. Oturup yeni bir konu çalışmasınlar. Ailesiyle, arkadaşlarıyla güzel bir vakit geçirip o streslerini atmalarını tavsiye ediyorum. Ve sınava ortalama TYT ve AYT'de aynı okula veriyorlar yüksek olasılıkla. Bir gün, iki gün önceden gitsinler, okulunu görsünler, ulaşım olanaklarının nasıl gidildiğini, hangi otobüse gidildiğini, kaç dakikada gidildiğini. Daha sonra çoğu okul alıyor binanın içerisine. Salon numarasını bulup, sıra numarasını bulup o sırada birazcık zaman geçirsinler. Hatta çözebiliyorlarsa birazcık orada bir denemedir, 20 sorudur, birazcık soru çözüp o sınav stresini, o ortamı birazcık solumalarını tavsiye ediyorum ben öğrencilerime. Evet. Lisede bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Siz mesleklerini şeyden öğrenebilecekler. Google'dan search ederek her türlü öğrenecekler. Siz onun dışında size gelip danışacaklar. Rehber öğretmen olarak siz yönlendireceksiniz. Peki meslek seçerken akranlarımız karar verebiliyor, aklımıza girebiliyor. Hı hı. Anne babalarımızın istedikleri var. Bir bayram ziyaretine gittiğimiz akrabalarımızın bile bizden beklentileri, istekleri var. Bu mesleği oku, geleceği mesleği bu. Veya çok para kazandırıyor, bu mesleği oku. Siz mesleklerini seçerken, öğrenciler size geldiklerinde ne şekilde yönlendiriyorsunuz onları? Şimdi Türkiye toplumunda emeklilik yaşı 65. Ve fiili olarak en az 40 yıl boyunca bu mesleği yapacaklar. Ben bütün öğrencilerime onu söylüyorum. Her sabah kalktığında işe gitmemek için bir bahane bulmaya çalışıyorsan ve sevmeden yapmaya çalışıyorsan o 40 yıllık süre geçmez. O yüzden ne olmak istediklerine kendilerinin karar vermelerini istiyorum. Ve hangi mesleği seviyorlar ve severek yapabiliyorlar.
Bir mesleği seviyorsan zaten kendini geliştirirsin, iş de bulabilirsin, yükselebilirsin. Ama anne babaların ya da arkadaş grubu, arkadaşım o üniversiteye gidiyor diye bir üniversite tercihinde bulunursan ya da annem benim avukat olmamı istedi, ben o yüzden hukuk fakültesi yazdım diyorsan ve şu anda biliyorsunuz ki tekrar söyleyeyim, lise mezunlarının ya da 12. sınıfların dışında şu anda fiili olarak üniversitede okuyan, üniversiteyi bitirmiş çalışan kesimler de üniversite sınavına giriyorlar. Eğer bunlar seçtikleri meslekten mutlu olsaydı bu sınava girme gereği bile duymazlardı. O yüzden çocuklara şunu söylüyorum, bu mesleği yapabilir misin? Sen bu meslekte ne hayal ediyorsun? Gelecekte neredesin? Seviyorsan yaz. Sevmiyorsan okumak, herhangi bir bölüm okuyayım, yazayım diye yazıyorsan 150 barajını geçen bir üniversiteye yerleştiririm ben seni. Önemli olan üniversite okumak değil, önemli olan sevdiğin işi yapmak. Sevdiğin işi yapmak. Şimdi sınavdan bahsedelim biraz da. YKS sınavı iki oturumda Evet. yapılacak. İlki cumartesi, diğeri pazar günü yapılacak. Peki bu heyecan var, devamlı heyecan duyuyoruz falan ama nelere dikkat etmeliler? Sınav esnasında neler, yani test çözebilirken nelere dikkat etsinler o an? Şimdi sınav başladığı zaman zaten bu çocuklarda büyük ihtimalle ilk stres olacak ve kitapçık türleri farklı. Yani ilk soru zor gelebilir. İkinci soru da kendi kitapçığında zor gelebilir. Çocuklara zor sorular olduğu kadar kolay sorular da var. Sana ilk iki soru zor geldi diye morallerini düşürüp bu sınavı yapamayacağım diye olumsuzluğa kapılmasınlar. O yüzden devam etsinler. Ve biliyorsunuz ki paragraf soruları artık çok uzun. Öğrencilere şunu söylüyorum. Birinciyi okudun, anlamadın. İkinciyi okudun, anlamadın. Üçüncü defa okuma. Okuduğunda ve işaretlediğin zaman yüksek olasılıkla yanlışlıkla işaretleyeceksin. Ve turlama dediğimiz, bizim öğrencilere söylediğimiz, bir soruya takılıp kalma. Çünkü 120 soru var, 135 dakika. YKS genellikle bilgiyi ne kadar sürede kullandığınla ilgili bir sınav. O yüzden süre çok önemli. Yapabildiğin sorulardan başla. Örnek veriyorum, senin en iyi dersin matematikse matematikten başla. En iyi dersin Türkçe ise Türkçeden başla. Yapamadığın dersi son sıraya bırak. Çünkü süre yetişmezse zaten o derste zorlanacaksın. Yapamasan da çok bir sorun olmaz. O yüzden ne kadar çok doğru yapıyorsak puanımız o kadar yükseğe çıkacak. Evet, sonuçta 4 yanlış bir doğruyu Evet. götürecek, bir doğrumuzu götürecek. %8'lik kesmeyi, ilk dereceye girmek isteyenlerin olduğu soruları çözmeye başlarsak bu bizi motivasyonumuzu düşürür. Diğer soruları kolaylıkla yapabileceğimiz sorulara dönemeyiz. Biliyoruz ki çok kolay sorular da var, çok Kesinlikle. zor sorular da var. Bunlar dereceye girecekleri belirleyecek. Ona göre dikkat etmeliyiz. Peki sınav kaygısı yaşıyoruz. Neden kaygılanıyoruz? Kaygı nedir? Ya, sınav kaygısının nedeni yanlış beklentiler olabilir. Örnek veriyorum. Ben meslek lisesinde çalışıyorum ve meslek liselerinde biliyorsunuzdur belki 11. ve 12. sınıfta ileri düzey matematik dersimiz yok bizim. Yani sen hukuk fakültesi istiyorsan iyi derecede matematik yapmak zorundasın. Görmediğin bir dersi yapma imkanın ne kadar gerçekçi olacak ve destek de almıyorsan, benim karşıma geçip hocam ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hedefim diyorsan ve ders çalışmıyorsan, bu sınav kaygısı yaratır sende. Ya da anne babaların beklentileri var. Örnek veriyorum, ben çocuğu bir sene dershaneye gönderdim ve bunu sürekli söylüyorum. Bir daha bu senin tek şansın, seneye seni dershaneye gönderemem diye bir söylemde buluyorsan, anne babaların çocuk üzerindeki etkisi sınav kaygısı yaratır. Ve şunu söyleyeyim, kaygı olmalı bir şey. Sıfır kaygı da istemiyoruz biz, aşırı kaygı da istemiyoruz. Sen kaygıyı kontrol edebiliyorsan ve orta düzeydeyse bu seni öne iter. Ama çok aşırı bir kaygın varsa ya da hiç yoksa bu seni geriye iter. Evet, kontrollü kaygı önemli. En azından sorumluluk yüklüyor. Bu sorumlulukla biz baş edersek başarıya da ulaşmış Evet. oluruz.
Bir de aile tutumları var. Hangi tutumlarda bulunsunlar çocuklarına karşı? Hani bu sınav son 2 gün artık. Neler yapsınlar aileler? Bu sınav sonucuna göre aileler ne çocuklarını daha az sevecek, ne çocuklarını daha çok sevecek. Herhangi bir şekilde sevgilerine bir etki olmadığını çocuklarına hissettirsinler, söylesinler. Bu sınavı başaramasa bile onların evladı olduğunu bilmesi gerekiyor çocuk. Ve tekrar söylüyorum, ilk senede kazanmak zorunda oldukları bir sınav değil. Mezuna kalan öğrencilerimden şu geri dönüt alıyorum. Hocam, ben ilk sene çalışma sistematiğini bilmiyormuşum. Bu sene daha düzenli çalışıyorum deyip gelen öğrenciler var. Çocuklarına güvenirlerse ve onları desteklerlerse bir sonraki yılda çocukları istediği yere gidebilirler. O yüzden aşırı beklenti ve kıyaslama yapıyorlar genellikle. Kuzenin şu kadar puan aldı, komşunun oğlu şu kadar puan aldı, sen niye bunu aldın diye bir tutuma girerlerse çocuklar kendilerini hem değersiz hissederler, onlar üzerinde bir yara açmış oluruz, hem de bu çocuklarda strese ve kaygıya neden olur. Evet. Şimdi lise 12. sınıfta olanlar sınava ilk defa girecekler. Evet. Mezuna kalmış öğrenciler var ve bir de tekrar sınava giren kaçıncı, yani birden fazla sınava giren insanlar var. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Hani daha hangisi daha başarılı oluyor sınavlarda? Bir ortalama var mıdır? Hani ilkinde daha heyecanlı oluruz, diğerlerinde alışırız. Neden tekrar tekrar sınava giriyoruz? Ya bir yere gidip hani sıfırdan meslek öğrenmek çok zor. Neler söyleyeceksiniz? Şunu söylüyorum. Çünkü hepsinin bir artısı bir eksisi var. Yani ilk olarak ilk sene giren öğrenciyi düşünelim. İlk defa giriyor. Hiç sınava, bu tarz bir sınava girmemiş. O atmosferi bilmiyor. Bu yüzden kaygılı olabiliyorlar. Ve bu sene pandemiden dolayı konu eksikleri, ders eksiklikleri olabiliyor. Bu sene mezunken sınava girecekler. En azından konuları bitirmişler. Pandemiden dolayı konu eksiklikleri yok. Ancak onlarda ve daha sonraki sene sınava gireceklerde bu sene gitmek zorundayım, bir sonraki sene şansım yok psikolojisi oluyor. Onlarda da bu stresi yaratıyor. O yüzden yani ilk sene ya da ikinci sene önemli değil. Bir öğrenci düzenli çalışıyorsa herhangi bir senede gidebilir yani. Evet. Bazı öğrenciler kendilerini yarış atı konumuna sokuyor. Evden çıkmıyorlar, arkadaşlarıyla görüşmüyorlar. Dört duvar arasında kalıyorlar. Bazıları da telefon ellerinde, her türlü teknolojik alet ellerinde istedikleri zaman kaygısız bir şekilde çıkabiliyorlar. Hangisi doğru? İkisi de yanlış. İkisi de yanlış, evet. Ya bizim istediğimiz ne asosyal, tamamen sınava dönük bir öğrenci profili, ne de sınavı boşlamış, sadece sosyal ilişkileri önemli olan öğrenci profili. Genellikle şu olarak geliyor velilerden. Hocam, bu sene son senesi, aynısını ben de yaşadım annem dolayısıyla. Bu sene son senen, sporu bırak. Sanatı bırak ya da gitar çalıyordur. Otursun ders çalışsın. Ya biz öğrencilerin bir şekilde boşalmasına ihtiyaç var. Bir şekilde motivasyon sağlamasına ihtiyaç var. Streslerini atmasına ihtiyaç var. Düzenli çalışıyorsan sosyal olarak arkadaşlarınla da gezebilirsin, sporla da uğraşabilirsin, sanatla da uğraşabilirsin. Ancak kriterimiz ne? Düzenli çalışmak. O yüzden bizim istediğimiz tam aradaki öğrenci profili. Evet. Peki iyi bir üniversiteye gitmenin yolu matematiği iyi netler çıkarmaktan geçer diyebilir miyiz? Sistem olarak öyle. Çünkü matematik ve Türkçenin getirisi fazla. İki alan, TYT'ye baktığımızda fen ve sosyalin getirisi ona göre yarı yarıya. Yani ne kadar çok TYT'de matematik ve Türkçeden net yaparsan puanın o kadar yüksek olur. İkinci oturumda hepsinin getirisi aynı. Yani edebiyatınla matematiğin getirisi aynı, dinin getirisi aynı. Onda hiçbir şey fark etmiyor. YKS dedik, Yüksek Öğretim Kurumu'na geçiş sınavı dedik. TYT ve AYT olarak ayrılıyor. Henüz lisenin başında belki de bilmiyorlar. Hani değişecek sistem, evet. Değişecek mi, değişmeyecek mi bilmiyoruz ama bilmeyenler için AYT ve TYT'yi anlatabilir misiniz? Şu şekilde
ÖSYM 3 tane sınav yapıyor. Birincisi AYT, ikincisi birincisi TYT, ikinci AYT, üçüncü dil oturumu. Üniversite sınavına bir üniversiteye gitmek istiyorsa çocuk TYT'ye girmek zorunda. Bu 9 ve 10. sınıfın konularından geliyor. 120 sorumuz var, 135 dakikamız var, 40 tane Türkçe, 40 tane matematik, 5 din, 5 felsefe, 5 tarih, 5 coğrafya, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji konusu. Ve bunu herkes çözüyor. İkinci oturuma geldiğimiz zaman AYT sınavında her alandan 40 tane soru var. Sosyal bilimler 2'den 40, matematik 2'den 40, fen bilimleri 2'den 40 ve edebiyat sosyal bilimler 1'den 40 sorumuz var. Hı hı. Çocuk eşit ağırlıktan tercih yapacaksa edebiyat sosyal bilimler 1 ve matematik neti önemli. Fenden tercih yapacaksa, yani sayısaldan tercih yapacaksa matematik ve fen bilimleri puanı önemli. Sözelden tercih yapacaksa sosyal bilimler 2 ve edebiyat sosyal bilimler 1 puanı önemli. Burada çocuk ne istiyor? Örnek veriyorum, eşit ağırlıktan tercih yapacak çocuğun fen çözmesinin bir getirisi yok, götürüsü de yok AYT için. Ama TYT'de var. TYT'nin %40 alınıyor, AYT'nin %60 alınıyor. Bu ham puan belirleniyor. Bunun üzerine okul puanı ekleniyor ve üniversiteye yerleştirme puanı hesaplanıyor. Evet. Peki hocam, size gelirken ben şu üniversiteyi istiyorum veya bu bölümü istiyorum olarak geliyorlar. Hiçbir bölüm düşünmeden sadece bu üniversiteyi düşünüyorum diyenlere ne diyorsunuz? Yoksa bu üniversiteye gireyim de ne olursa olsun diyenlere ne diyorsunuz? Genellikle üniversiteye gireyim de ne olursa olsun diye geliyorlar. Çünkü ve bunu şunu söylüyorum. Yıl içerisinde biz 11. sınıftan itibaren YKS'ye çalışıyoruz. 11. sınıfı anlatıyoruz. Bu sene TYT'yi bitirin diyoruz. Çünkü bir yılda bitirecek bir sınav değil bu. 12'de AYT ve tekrar yaparsın genellikle diyoruz. Ve meslek lisesinin bir dezavantajıdır bence bu, Anadolu liselerine göre. Hocam ben bir üniversiteye yerleşeyim de neresi olursa olsun diye öğrenci geliyor. Ve onu anlatıyoruz. Bak, bir bölüm yazdık, gittin. Daha sonra dedin ki ben burayı okumak istemiyorum dediğin zaman okul başarı puanı bir sonraki yarıya düşüyor. Yani okul 40 veriyorsa 20 puan veriyor. Ve bu da binlerce kişi demek. Ve istemediğin bir bölüm ya da üniversiteyi o 24 tercihe kesinlikle yazma diyoruz. Ve şaşmıyor, en az bir ya da iki öğrenci tercih açıklandı. O zaman diyorlar ki hocam neresi olursa giderim diyorlar. Çocuk ne diyorsa biz onu yapmamız gerekiyor. Yani ben çocuğa sen yok orayı yazma, burayı yaz demem. Çünkü bu onun hayatı. Bunu da ona söylüyorum. Seçimler senin, hayat senin. Açıklandığı zaman hocam ben gitmeyeceğim. Ek yerleştirme yapabiliyor muyum? Ya da seneye tekrar sınava girebiliyorum. Ek yerleştirme yapamıyorsun. Gitmezsen seneye okul başarı puanın yarıya düşünüyor. Sen -20 ile başlıyorsun. Yani onu sıfıra getirmek için 20 puan yapacağım. Bir de üste çıkmak için artı net yapman gerekiyor. Evet. Öğrenciler için bir de sürekli değişen bir eğitim sistemimiz var. Maalesef. Yarış atı konumundalar zaten ama bir de uyum sağlamak zorundalar değişen sisteme. Sonuçta okullarımızın durumu da belli. Üniversite sınavına hazırlanan bir şeyleri yok, durumları yok. Genelde bilgiyi ver, bilgiyi al. Ezber. Yazılı ezber sisteminde. Biz üniversite sınavına girmeyi dershanelerde öğreniyoruz. Peki değişen eğitim sistemi hakkında sizin görüşleriniz nelerdir? Şu şekilde, 2 yıl önce sınav sistemi 1 ayda 4 defa değişti. Ve her seferinde ben çocuklara sınıfa girdiğinde duyuru yapmak için hocam yine mi sistem değişti diye geldi. İlk dediler ki Türkçe matematikten çıkacak TYT. Çocuk fen ve coğrafya falan çalışmayı bıraktı. Sonra dediler ki fizik öğretmenleri örnek veriyorum. Biz gösteriyoruz, bizim alanımız çıkmayacaksa çocuk bizi niye dinlesin? Onlar da haklı. Sonra sistemi değiştirdiler. Yani sürekli değişen bir sistem. YGS'de ilk önce Mart'ta yapılıyordu. Daha sonra barajı geçen öğrenciler ikinci oturuma giriyordu. Şimdi
cumartesi birisi, pazar birisi yapılıyor. Sürekli çocuklara değişen bir sistem olduğu zaman bu onları psikolojik olarak olumsuz olarak etkiliyor. O dönem gördük yani. Çocuklar ders çalışmayı bıraktı ve onları tekrar toplayasıya kadar daha fazla uğraşmak zorunda kaldı. Ve birazcık da yarış atı gibisin. Çünkü sıralama sınavı, üniversite sınavı. Yani istediğin bölüme girmek için yeterli puanı almak zorundasın. Şimdi de biraz son 24 saatlerini konuşalım. Nasıl psikolojideler? Ne yesinler, ne içsinler, kimlerle vakit geçirtsinler, aileleri, ebeveynleri neler yapsın onlara? Son 24 saatini bir konuşalım sizinle. Özellikle akrabaları bir çocukları aramasın bence. Çünkü ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Ya yakın akrabalarım da ben sınavdan önce sizi aramam. Çünkü sürekli birileri arayıp başarı sınavla ilgili çocukları strese sokuyorlar. Ve kendilerini strese sokan kişilerle o dönem iletişim kessin. Komşu mu? Görüşmesin sınavdan önce. Ailesi mi? Birazcık onlardan uzak dursun. Kendilerini rahatlatan aktiviteler yapsınlar. Onun dışında çok ağır yiyecekler yememeye özen göstersinler gece. Ve sınav stresinden dolayı genellikle yaşadığımız bir problem uyku problemi. Ve öğrencilere şunu söylüyorum. En az 2 hafta önceden sen sabah sınava kalkar gibi erken kalk, gece ona göre yat. Ama çoğu kişi bunu geç yatıp sınav günü erken yatmaya çalıştığı için sınav gecesi uyuyamıyorlar. Zaten stres var. Sabah da zor kalkıyorlar. O şekilde sınava giriyorlar. Ve sınav sabahı öğrenciler kesinlikle normal günlerde ne yiyorsa onu yesinler. Yok portakal suyuymuş, yok okunmuş cevizmiş, yok şuymuş, buymuş. Çocukların ağzına farklı farklı şeyler yerseniz bu sefer mide rahatsızlıklarından sınava gidemeyebilirler. Evet. Son 24 saatiniz de böyle geçecek. Geleceğin mesleği olarak siz hangi mesleği görüyorsunuz? Var mıdır böyle bir durum? Böyle bir meslek yok. Böyle bir meslek yok. Değişen... Ya şunu söyleyebilirim. Önceki yıllardaki bir mesleği diyelim. Örnek veriyorum. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık benim girdiğim zamanda çok gözde bir meslekti. 0 puanla atanıyordu filan. Şu anda bekleyen rehber öğretmenler var. Örnek veriyorum. Geleceğin mesleği diye bir alana giderse çocuk belki o alanda mutsuz olacak. O alanı istemeyecek çocuk. O yüzden sen hangi mesleği seviyorsan o çocuk için geleceğin mesleğidir. Çünkü sevdiğin alanda araştırırsın, kendini geliştirirsin, iyi olursun ve iş bulursun. Ve üniversite döneminde şunu söylüyorum ben çocuklara. Üniversiteye sadece gidip gelmeyin. Sadece ders olarak görmeyin üniversiteyi. Topluluklar var bir sürü. Konferanslar var, paneller var, sempozyumlar var. Kendinizi ne kadar geliştiriyorsanız, cebinize ne kadar, heybenize ne kadar şey atıyorsanız, iş bulma olasılığınız o kadar yüksek. Özelde çalışacaksanız 3. 4. sınıfta gönüllü olarak staj yapın. Belki parasız çalışacaksın ama bitirdiğin zaman çalışmayan birine göre daha kolay iş bulursun. Evet, stajlarını da yapsınlar, topluluklara katılsınlar. Kesinlikle. Sosyal iletişim becerileri artar ve bir işe girerken kendinizi ne kadar pazarladığınızla alakalı bir işe girip girmemeniz. Bu açıdan önemli. Hani böyle sürekli ders çalışan insanlar olur, başka hiçbir şey yapmaz. Onlar tabii ki de akademik olarak notlarında başarılı olurlar ama hani bir patron karşına aldığında hani senin sosyal iletişim becerilerine kesinlikle bakıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz var mı son şeyler? Son şey de bu hayatlarının bir sınavı değil. Tek çıkış kapısı da 2021 YKS değil. Bunun bilincinde olsunlar ve ona göre sınava girsinler. Peki, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Milyonlarca öğrenci, 2 milyonu aşkın öğrenci bu hafta sonu sınava girecek. Uzunca bir maratondu. Çok çalıştılar, ter döktüler. Son 24 saatlerinde neler yapmaları gerektiğini anlattı hocamız, Tuğba hocamız.
Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu günler, mutlu yarınlar.